Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. 5 tane soru çözeceğiz. 5 tane soru soracağız. 5 tane de soru çözeceğiz. Yine güzel sorular ve güzel çözümler olacak. Soruların zorluk seviyelerinde soruların hemen yanına soru bir yanına yazacağız mesela şimdi. Kanala abone değilsen abone olmayı unutma ve bu videoyu izledikten sonra şimdi dersi bölme. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi de unutmazsan çok seviniriz arkadaşlar. Evet, ilk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A sayısı B sayısının tam bir böleni ise, şu fonksiyon yani f B yıldız A diyelim ona. Tamam mı? F B yıldız A B bölü A olarak dışarı çıkıyor. A sayısı B sayısının bir tam böleni değilse de B yıldız A B eksi A olarak çıkıyor. Yani bölense böl diyor. Bölen değilse çıkar diyor. Örnek 1. Mesela 2 4'ün tam böleni. Dolayısıyla 4 bölü 2'den cevap 2'dir deniliyor ama 3 4'ün tam böleni olmadığı için 4'ten 3'ü çıkarıp cevaba 1 diyoruz. Buna göre F içerisinde F 20 yıldız X yıldız 5 ifadesinin sonucunu pozitif tam sayı yapan, bakın bu sonucu pozitif tam sayı yapan kaç tane X tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle içeridekini yapmamız gerekiyor. Fonksiyonlardan biliyorsun içeridekinin sonucunu bilmeden dışarıya yansıtamıyorsun. Madem öyle, o zaman ilk biz 20 yıldız X'i yapalım ve X için neler mevcuttur arkadaşlar? X için şunlar mevcut. 1. Pozitif olmalı çünkü biz burada bir sayıdan 5 çıkardığımızda veya bir sayıyı 5'e böldüğümüz zaman pozitif çıkmasını istiyorsak burası 1'den 20'ye kadar olan sayılar olmak zorunda. Mesela 20'den büyük bir sayı 21 aldığım zaman mecburen 20'den 21'i çıkaracağım. Eksi 1, eksi 1'den de 5 çıkaracağım. Eksi 6 olacak. Yani sonucu hep negatif olacak. Dolayısıyla x mutlaka 1'den 20'ye kadar olmalı. Zaten şıklarımızda hep 1 ile 20 arasındaki sayılar. Bu bir. İkincisi, diyeceğiz ki x 20'nin böleni ise, 20'nin böleni ise diyeceğiz. Bir de değilse diyelim. Tamam mı? İki aşamada. İkisine de bakalım. X 20'nin böleni ise mesela ne gibi? 1 gibi. X 1 ise bölen olduğu için 20'yi 1'e bölerim ve burası 20 olur. 5 de 20'nin böleni olduğu için 20 bölü 5'ten sonuç 4 çıkar. X eşittir 2 ise 20 bölü 2'den 10 diyeceğiz. 5 de 10'un böleni olduğu için 10 bölü 5'ten 2 diyeceğiz cevabına. X eşittir 4 ise 20 bölü 4'ten 5 diyeceğiz. 5 bölü 5'ten 1 gelecek arkadaşlar. 5 bölü 5'ten 1 gelecek. X 5 olabilir. 20'nin bölenlerinden bir tanesi. 20'yi 5'e bölersem 4. 5 4'ün böleni olmadığı için 4'ten 5'i çıkaracağım. Eksi 1 gelecek. Bak bu istenmeyen bir sonuç mesela. Peki bölenden başka ne var? X eşittir 10 olur. 10 olabilir. 20'yi 10'a bölersek arkadaşlar 2 gelir. 2 de 5'e tam bölünmediği için 2 eksi 5'ten arkadaşlar eksi 3 gelecektir. Bir de x eşittir 20 olabilir. 20 bölü 20'den 1 olur. 1'den 5'i çıkarırız. Eksi 4 gelir. X'in tüm bölenleri 6 taneydi. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Artık böleni olmayan sayılara geçeceğiz. Mesela x eşittir 3 gibi. X 3 ise bölen olmadığı için bu sefer 20'den 3'ü çıkaracağım. 17. 5, 17'yi tam bölmediği için 17'den 5'i çıkaracağım ve 12. Bakın istenen bir sonuç. X eşittir 4 ve 5 burada var. 6 diyeceğiz. 6 ise 20'den 6'yı çıkardım. 14. 14'ten de 5'i çıkardım. 9. X eşittir 7 olabilir. 20'den 7'yi çıkardım. 13. 13'ten 5'i çıkardım. 8. X eşittir 8 olabilir ki 20'yi bölmez. 20'den 8'i çıkardım. 12. 12'den de 5'i çıkardım. 7. X eşittir 9 olabilir ki 20'yi yine bölmez. 20'den 9'u çıkardım 11. 11'den 5'i çıkardım 6. X eşittir 10'u alamam. 10 buradaydı çünkü 11 olabilir. 20'den 11'i çıkardım 9. 9'dan 5'i çıkardım 4. X eşittir 12 olabilir ki 20'yi bölmez. 20'den 12'yi çıkardım 8. 8'den 5'i çıkardım 3. X 13 olabilir. 20 eksi 13 7. 7 eksi 5 2. X eşittir 14 olabilir ki 20'yi bölmez. 20'den 14'ü çıkardım 6. Bundan da 5'i çıkardım 1. X eşittir 15 olursa 20'den 15'i çıkardım. 5, 5, 5'i tam böler. Dolayısıyla 5'ten 5'i çıkarmayacaksın. 5'i 5'e böleceksin. 1 gelir. Değil mi? Sonrasında x eşittir 16 olursa artık 4 eksi 5. X eşittir 17 olursa 3 eksi 5. X eşittir 18 olursa 2 eksi 5. Ve x eşittir 19 olursa 1 eksi 5'ten hepsi negatif geleceği için bunlara bakmaya lüzum yok diyeceğiz. Peki bu sonuçlardan hangileri pozitif? Bakın x eşittir 1 için, 2 için, 4 için. X eşittir 3, 6, 7, 8, 9, 10.
9, 11, 12, 13, 14 ve 15 için tüm sonuçlar pozitif. Kaç tane var peki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane var. O halde cevabımız 13'tür diyebiliriz sevgili gençler. Daha kısa bir yoldan yapılabilir mi? Yapılabilirdi ama daha fazla düşünce yoluna girmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aklımıza ilk gelen yöntem en hızlı olabilecek yöntemdir deyip arkadaşlar hemen aklımıza gelir gelmez. Zaten şöyle söyleyeyim. Tüm bunları bu şekilde tek tek yazmazsın zaten. Hani x eşittir 9 için düzenli olsun diye sen rahat anlayabil diye ben bunları sütün sütün yazdım. Hiç gerek yok. X eşittir 9 ise zaten sen 20 eksi 9 11, 11 eksi 5'ten 6 olduğunu ve pozitif olduğunu zaten bunların görebilirsin. Zaten bir yerden yakaladığın zaman tam şuraya kadar falan hiçbir şekilde sadece parmağınla sayman yeterli olur diye düşünüyorum. Birinci sorumuzun da zorluk seviyesi bence 10 üzerinden 7 idi sevgili gençler. İkinci sorumuz. Zorluk seviyesini söyleyeyim. Zorluk seviyesi 10 üzerinden 7'lik bir soru arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bence öyle. Yukarıda verilen mavi, kırmızı ve sarı renkli kartların her biri birim karedir. Bu 3 kartın 3'ü de aşağıdaki 6 birimlik karelik dikdörtgene rastgele dizilecek. Mavi, sarı ve kırmızı kartlar her birim kareye en fazla bir kart dizilmek şartıyla yapılan bu dizilişte 3 kartın aynı satıra dizilmediği bilindiğine göre kırmızı kartın diğer 2 kartla aynı satırda olmaması olasılığı. Bakın, bu bir olasılık sorusu ama koşullu olasılık sorusu. Şurada ne diyor bakın? Bilindiğine göre bu cümle varsa koşullu olasılık vardır o sorunun içerisinde ve senin tüm olay dediğin, senin örneklem uzayın hepsi olmayacak. Sadece istenenler olacak arkadaşlar. Bakın şimdi. Bizden istenen şu. Kırmızı üstte, sarıyla mavi altta ya da sarıyla mavi üstte, kırmızı altta olsun diyor. Bizden istenen bu. Peki kırmızı üstte olacaksa üstte yerleşebileceği 3 farklı yer var. Sarıyla mavi için de 3 çarpı 2'den 6 farklı yer var. Eşittir 18. Yani burası 18 tane durum kapsıyor. Burası da 18 olur. Biri üstte, biri altta. O zaman 6 çarpı 3 diyeceksin, 18 gelecek. Toplam istenen durum 36. Bölü. Yalnız şöyle bir durum var. Burada ne diyor şimdi? Hepsi aynı satırda olmasın diyor. Şunu istiyor yani. Mesela sarı, kırmızı, mavi. Ya da kırmızı, mavi, sarı. Ya da kırmızı, sarı, mavi. Ya da sarı, mavi, kırmızı. Ya da arkadaşlar mavi, sarı, kırmızı. Ya da sarı, kırmızı, mavi. Şimdi düşündüğümüz zaman biz şu iki durum için şunların olduğunu biliyoruz. Aynısından bir, iki tane daha var. O zaman istenen durumumuz 3 çarpı, yani tüm durumumuz 3 çarpı 36'dır. 36'lar sadeleşirse elimizde sadece 1 bölü 3 kalır sevgili gençler. Bu da bizim cevabımız olacaktır diyebiliriz. Güzel soruydu. Geçtik 3. soruya. 3. soru için zorluk seviyesi birazcık işlem biliyorsan yapabileceğin için 10 üzerinden 4'lük bir soru diyorum arkadaşlar. Ama yine de ÖSYM tarzı mı? Hani bu ÖSYM her sene sınavda herkesin çözebileceği bazı sorular koyuyor ya. Heh, işte tam öyle bir soru. Birazcık işlem bilgin olsa yetiyor zaten. Şimdi 4 tane fonksiyon vermiş. Hangisi veya hangileri tx bölü y eşittir tx eksi ty koşulunu sağlar diyor. Hiçbir şey bilmiyorsan tek tek yerine yazacaksın zaten. Ama bu tarz fonksiyonların, yani içeride bölündüyse dışarıda fark alınmıştır tarzındaki soruların, bu neyin kuralına benziyor? Logaritmik bir ifadenin içi bölündüyse sen bunları dışarıda çıkarabilirsin. O zaman senin aradığın fonksiyon logaritmik bir fonksiyondur. Yani cevabın k ve h olduğu zaten açık, bariz. Ama bunları bu şekilde "hocam ben nereden bileyim logaritmik, üstler olsa ne olacaktı" diye düşünüyorsan o zaman da tek tek yerine yazacaksın. Mesela fx eşittir x kare. Şu koşulu sağlar mı? Bakalım. Ben x gördüğüm yere x bölü y yazarsam x kare bölü y kare eşittir x kare eksi y kare olur mu? Olmaz. Gitti. 4 üzeri x bölü y eşittir 4 üzeri x eksi 4 üzeri y olur mu? Olmaz. Gitti. Ama logaritma x bölü y eşittir logaritma x eksi logaritma y olur. Aynı şekilde ln x bölü y eşittir ln x eksi ln y olur. Dolayısıyla bizim fonksiyonlarımız, aranılan fonksiyonlar h ve k fonksiyonlarıydı. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir sevgili gençler. Ama şöyle söyleyeyim. 10 üzerinden 4'lük bir soru olduğuna bakmayın. Gene sınavda çoğu kimsenin cevaplayamayacağı sorular var ya, hani kolay olmasına rağmen. Aynı o tarzda bir soru arkadaşlar.
Dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuz için de zorluk seviyesini 10 üzerinden 6 olarak ben düşünüyorum. Ama yine de kolay bir soru. Merak etmeyin. Şimdi f fonksiyonunun grafiğini verdim ben sana diyor. Bir tane de g fonksiyonunun kuralını verdim diyor. Ve g fonksiyonu içerisinde f fonksiyonunu barındırıyor. Peki nasıl mı? Şu şekilde. 2 bölü f kare x eksi 2 tane fx biçiminde arkadaşlar. Ve sonra diyor ki bu eşitliğiyle verilen gx fonksiyonunun tanım kümesi hangisidir diye sorulmuş. Peki tanım kümesini düşüneceğimiz zaman sıfır yapan bir değer yok zaten eyvallah. Ama sanki bu gx fonksiyonu rasyonel bir fonksiyon olduğu için paydayı sıfırdan farklı almamız gerekiyor. Ve sıfır yapan değerleri de tanım kümemizin içerisinden çıkarmamız gerekiyor. Şimdi alt tarafı ben fx parantezine alırsam fx eksi 2 gelir. Ve bunu sıfırdan farklı istemiş olmam gerekiyor. Yani diyeceğim ki fx sıfır olamayacak ya da fx 2 olamayacak arkadaşlar. Fx'in sıfır olduğu yerler nereler? Eksi 4, eksi 1 ve 3 değil mi? Peki fx'in 2 olduğu yerler nereler? Eksi 2 ve 4. İşte bu işaretlediğim 5 tane noktanın gx'in tanım kümesinde olmaması gerekiyor. Madem öyle, bakın burada ne var? Eksi 4, eksi 2, eksi 1, 3 ve 4 var. O halde cevabımız r eksi eksi 4 eksi 2 eksi 1 3 ve 4 kümesi olacak sevgili gençler. Diyelim ve geçelim 5. sorumuza. Bu da son sorumuz. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Zorluk seviyesini söyleyeyim sana hemen. Gene 10 üzerinden 6 diyebiliriz arkadaşlar. Kimine göre 10 üzerinden 7 de sayılabilir soru. Haberiniz olsun. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yukarıda verilen şekil 1'de özdeş 9 tane bölmeden oluşmuş bir kareymiş arkadaşlar bu şekil 1. Şekil 2'de ise bu özdeş 9 tane bölmenin 5 tanesine özellikle köşegenlere bu 4 tane şekilden bir tanesi 2 tane kullanılarak bize çapraz biçimde bir şekil oluşturulmuş. Yıldız, üçgen, daire ve kare şekillerinden her biri en az bir, en çok 2 kez kullanılarak şekil 2'deki gibi kaç tane farklı desen oluşturabilir. Bakın. Burada önemli olan şu. Her biri en az bir kere kullanılacak diyor. Yani sen gidip şunu yapamazsın. Mesela ben buna A, B, C, D diyeyim arkadaşlar. Şekilleri çizmeyeyim diye A, B, C, D dedim. Şu şekilde yazamıyorsun. A, B, B ve C. D'yi kullanmadan yazamıyorsun. Her biri en az bir defa kullanılacak arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl yaparım? Şu şekilde yaparım. Aynı buradaki gibi. Mesela A, B, C, D. Peki. Bu 5 tane şekil aynı bakalım bu videoda mıydı? En üstte bir çıkalım. Yok bu videoda değil. Bir önceki videomuzda hani böyle merdiven şeklinde dizilseydi de aynı olurdu. Piramit şeklinde dizilseydi de aynı olur demiştim. Sanırım ilk bundan önceki videonun ilk sorusuydu. Şimdi yine burada da 5 faktöriyel diyeceğim. Şu şekli dizebilmek için. Peki iki a'ların ikisi aynı olduğu için 2 faktöriyel diyeceğiz. Değil mi? 5 faktöriyel 2 faktöriyel böldüğün zaman da 60 gelir. 120 bölü 2'den. Ama şöyle bir durum var. Burası B, B, A, C, D de olabilirdi. C, C, A, B, D de olabilirdi. Ve D, D, A, B, C de olabilirdi. Yani şunun için 60'sa bunun için de bunun için de bunun için de 60 tane olacak. Yani 60'ı 4 ile çarpacaksın ve diyeceksin ki hocam cevap 240'tır. Başka bir şey de olamaz. Ha yanlışlıkla 60'ı falan işaretlemiş olabilirsin. Aman ona dikkat et. Çünkü şunu yaptığın gibi A'ya madem burada ayrıcalık tanıdık, aynı ayrıcalığı B'ye de, C'ye de, D'ye de tanımlamak zorundasın. Diyelim ve noktalayalım videomuzu. Arkadaşlar kanala abone olmayan varsa hala kanala abonelerinizi şimdiden alabiliriz. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın videodan çıkmadan önce. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki seride görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.